Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Yani burada görebildiğim tablondan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım denk getirebiliriz. Yani dün de bunları söylüyorum sürekli olarak. Favorilerin yanına gördüğüm, kendi favorim yaptığım atları, AGF'lerin yanına özellikle önerdiğim atları aktarmaktayım ama bazen koşuyorlar, bazen tam tersi sonuçlar oluyor. O yüzden hani inandığınız, kendi inandığınız bilgilerinizi de katarak olur dediğiniz teklerinizi, AGF teklerini kullanabilirsiniz. Ancak hani buradaki bir nolu Rockstar gibi bu atın yanında çok uygun şekilde favori çıkarttığım 4 Cihana Bedel türü bunun gibi atları plase sürpriz fark etmez artık yazmaya çalışın derim. Çünkü hani favori favori gitmez hiçbir zaman için. Favori favori de çok yüksek ikramiye götürmez. Tabi bir de kurgu. Mesele bu zaten. Rockstar yarışın favorilerinden, haklı favorilerinden ancak burada 4 nolu safkan var. Şartlı 4'ün bu şartın direkt safkanı olur 53 kilo. Bu kilosu ile grup 3'teki 7.liği ile yani çok kolay Rockstar'ı geçecek güce duruma şarta ulaşmış durumda. Bu atı yazmadan hani tek atmak biraz da şansa bağlı olur. 4 koşmaz örneğin. Yarışta olmaz. Tabii ki o zaman birin rakipleri hemen hemen kalmıyor. Rockstar için bunları söyleyeceğim. 4'ü mutlak kuponlarınızda olsun derim. Yani ben kazanmasını bekliyorum. Rakip bir sürpriz. Bakın 4'ten sonra artık 4 yok ise yarışta 5-6 gibi safkanlarda bire rakip olurlar. Olabilecek kaliteye sahipler. 5'in çok iyi bir orijini var anne attı. Yani 5-6 buranın gene sürpriz atları olmuş. Birlikte düşünebilirsiniz. Çok at yazıyorsanız. Ama bu şartlı 4'ün net safkanı kazanacak safkanı 4. Umarım tahmin ettiğim gibi güzel bir koşu çıkartır. Her zaman dediklerimiz olmuyor. Keşke olsa. Dünkü sonuçlara bakarak da bunları söylüyorum. Burada da bakın AGF 8 Tufan Maiden. Maiden'ların hiçbir AGF'sine güvenmeyin arkadaşlar. Çok inanıyorsanız tek atın. Ayarlı koşarlar, planlı koşarlar, koştururlar. At sahiplerine bağlı olarak yarışlar biter. Sonra at gelir. Ne kaliteli atların ben Maiden'a döndüklerini gördük, görüyoruz da zaten. Burada bir nolu safkan. Bu da Maiden şartına uyan safkan. Apprenti ile Maiden çıkıyorlar. Alttaki grupta bir şey göremedim çok fazla. Tabi varsa gördüğünüz mutlaka kendi bilgilerinize istinaden ekleyin. Ancak bir buranın kazanırı. Yine plase 6, favori 6 plase. At. Yukarıdaki atın bir benzeri. Bir. Tek olabilir. Tufan ikincilikleri biraz zorlama ikincilikler. Atın üzerine fazla gitmişler. Genelde kayıp yarışları yapıyorlar. Bakın. O yüzden çok güvenmiyorum. Müslüm Çelik de olsa üzerinde. 8 yazılır. 5 yazılır. Kara üzüm tanesi. Ve diğer atlardan varsa gördüğünüz eklemeyi size bırakırım. Mesafe erkek atlar içindir. Ki erkek atlarda favori plase durumunda. Üçüncü koşu şartlı 3. Gene bir AGF. Gene bir ikinci sırada çıkan at. 3 nolu safkan bariz tek çıkıyor. Arkadaşlar kısa vade 6 yarışını yapsın. Burayı kazanır. Kurtel'in atı 1 nolu safkan. Apprenti'yi aldılar. Jokeni değiştirdiler bakın. Apprenti indirimiyle 55 kilo. Hani 3'ün yanında rakip daha iyi önermek istemedim. Çünkü 3'ün kazanması gerekir. Tabii ki AGF'dir. Yazmak isteyen arkadaşlara biri öneririm ancak birden önce Maiden atı 4 var. Hani 3'ün rakibi 4 çıkıyor. O da Maiden çıkmak isterse şartlı 3'te. O yüzden geri planda kaldı. 3 bende tek oluyor. Umarım yanıltmazlar. Arka arkaya 3 favori ve 3 tane plase atlar favori çıktı bende. Enteresan gitti. Ankara bugün için böyle gidiyor bakın. 4 çok sürprizde. Yani gene 3 çok eksik koşarsa 1, 4 bir şey diyemem yazılır. Ancak öncelikle 4'ü yazmanızı tavsiye edeceğim burada. Birden önce. 4. koşu. 6'lı başlangıcı şartlı 4 dişi.
burada olmaması gereken Kaysbert 2 çığ güzeli 62 kilo ile mesafe kısa gider ve isterlerse kazanırdılar. 2 öyle 6 öyle 1 öyle 1 de Kaysbert. Altılının ilk ayağına buraya koymuşlar. AGF'ler farkındaysanız ortak eşit dağılmış vaziyette. Dişi safkanlar birbirlerini geçebilecek kapasiteye sahipler. Ayrılan safkanlar var tabii, 2 ayrıldı. Yani tek olur vaziyette aslına bakarsınız. Gökhan Kocakaya ilk ayaktan bizleri üzmeyecekse gider kazanır. Bu at geçecek at yok vurup. Çığ güzel. Eksik koşturulması sonucu AGF ağırlığını taşıyor çünkü. O zaman 6 1 dahi eksik koşar. Şartlı 4'te bunlar olur. Bu yüksek handikaplı atların 3'ü birden hatta aşağıya kadar gider. Koşmazlar, yarışa gitmezler. O zaman alt gruptan, bakın bu üçlüyü sildiğim anda, alt gruptan Ceyda Hatun mutlaka kuponlarınızda olsun. Grup bu hale gelir. Bunlar da kendi aralarında birbirini geçebilen safkanlar. 5, 4, 7, 10. Bu grubu da ben Hişman'la net gördüğüm safkan 9 oldu. Bu grubu da 9 geçer düşüncesindeyim. Üstteki ağır kilolu atları 2 geçer, aşağıda 9 geçer. Rakip 9, sürprizim de 9. 6 dahil diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. AGF'lerden de gördüğünüz üzere yani kolay değil, zor bir koşu. Benim gülüm çıkmadı. Müslüm Çelik biniyor, hazırdır büyük bir ihtimal. Bunu da artılamış olayım. Bu da ayı kazanabilir. Zamanı değil ama benim gülüm için kalite handikap puanından olma ihtimali var. 2, rakip 9, diğer atlar tercih sebebi artık. Hani hiç, diğer atların hiçbirine olmaz diyemiyorum. Şartlı 4'ten de her zaman için korkarım. Yani sürprizleri gelir çünkü devamlı olarak. 5. koşu satış. Bir dişi. 6 gökyüzünden iyi bir yarış bekliyorum. Hatta kazanmasını beklesem de yarış şartlı satış. Dişi yarışı tuttuğumuz atta elde kalma ihtimali çok yüksek. Ha, mecbur önermem gereken atlar var. İyi koşmasını beklediğim 6. Diğer bir safkan da sürpriz atım. Buranın sürpriz atı 10. Mutlak kuponlarımız olsun arkadaşlar. Durland arada bir start problemi yaşıyor. Geç çıkıyor. Satış atları zaten. Yani bazı şekilde belliler. Tabii ki AGF, doğru AGF tabii ki kazanabilir. Çok sürprizde Müslüm Çelik tercihli 8 Katyanlı mı? Bu üçlünün dışında yeriniz varsa yazabilirseniz eklemenizi öneririm. Diğer atlar yine tamamen tercih sebebi olacak atlar. Tek olacaksa 6 gökyüzünden birincilik gelir. Tek olacaksa 6 olur. Çok güven vermese de hani bu 6 ne olursa safkan için bence hala kolay bir olur. Yeter ki istediğimiz koşuyu yapsın. Altıncı koşu kısa vade 8 yarışta devam ediyor. Burada da AGF'ler yine eşit dağılmış vaziyette. Doğru dağıtılmış aslında. Çünkü 4 ve 3 nolu safkanlar buranın grup 1 atları. Kısa vade 8'e yazılmış. Ancak hani şartlı 5'te kısa vade 6'da kazanamayan atlarımız. 4 ve 3 tam hazır değiller. Ancak tabii ki yazılırlar. Yani bu enteresan bir grup. Enteresan da bir yarış izleyeceğiz. 1, 6 ve 5. Bunlar birbirlerini önde giden atlar, tempo verecekler, birbirlerini bitirme ihtimalleri olan safkanlar. Buna rağmen yollar az bu tempo atları içerisinde bir nolu safkan kilosuna rağmen bence yazılır vaziyette duruyor. Önereceğim safkanlar da dişi safkanlar arkadaşlar. Diğer gruba göre sprint atıp geriden gelecek olan. Hazır gördüğüm ki son yarışlarından da görürsünüz. Biri grup 3 kazandı Kaysbert. Ve 7 Ayparsı Kervanta'yı geçebilen bir safkan, dişi safkan. Çok hazır. 7 ve 2 nolu safkanların
kuponlarda olması gerekir. Bir dahil, yollaraz dahil, diğer atlardan da tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Gelmez diyemezsiniz. Burada hiçbir hata olmaz diyemezsiniz. Yani 6 İslisem Ahmet Çelik var. 2 Kaisbert, 7 Dizdarım Forum, 4-3 grup atları, Reysanlı bu tip gruplarda ki son yarışlarında da var. Her zaman iyi koşabilen bir safkan. O yüzden hani genel anlamda AGF'lere ben de uyuyorum, kabul ediyorum ya. Zor bir koşu. Handikap olsa bir şeyler söylerim ya da grup kısa vade olsa bir şeyler söylerim ama kısa vade 8'de çoğunlukla şartlar eşitlenir. O gün kim formdaysa o kazanacaktır. O yüzden formda atlara 7 ve 2 dişi safkanlara direkt gittim. İlgilileri de dişi olmalarına rağmen bu atları yazdıysa bir bildikleri vardır. Hedeftir yani. Sebebi bu. 7. koşu şartlı 3. Burada bir tek adayım var. Yani günü bu tekle atlatabilirsek çok memnun olacağım. 7 nolu safkan. Üst gruplarda yaptığı yarışlardan sonra geldiği grup çok kolay bir grup kendisi için. Çok kolay demeyeyim ama geçebileceği bir grup. Erkek safkan grubun kaliteli atlarından dişi atları mağlup etmesi ve birinci olması gerekir. Yoksa sürpriz atları önereceğim ki 9 Püsem Püsem bakın %1'lik bir at. Kazanır da gördüm atı. 7 eksik koşarsa 9'u 5'i %8'lik bir at. Bunlar sürpriz ihtimali net gördüğüm safkanlar. Yazılmaları gerekir. Tek kullanmıyorsanız. 2 61 kilosuna rağmen tutmuyorum ama 2 çok kilo aldı. 8 onun yanında dişi safkan. Bunlardan tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Diğer atlarda çok fazla bir şey şimdilik görmedim. Yani bu 7 umarım yarışını kazanır. 8. koşu maiden'ı geldi arkadaşlar. Burada da bir atı Özerdem'i göstereceğim. Ondan sonra tabloya geçeyim. İstanbul'da yaptığı bu yarış şartlı 4 yarış. Özerdem'in geçtiği handikaplar ve atlar. Yani şartlı kısa vade koşan grup içerisinde. O sprintini yapıp biraz da dağınık koştu. Atı Görkem tam hakim olamadı hatta. O sprintini yapıp 5. kalıyorsan oradan kalkıp Ankara'ya maiden'a yazıyorsanız bu tip atları Özerdem'i handikapör puanını verir. Burada da kayıp yarışı yapıyorlarsa bu bildiğimiz terbiyesizlik oluyor arkadaşlar. At tek olur vaziyette. Yani şartlı 4'ten ya da kısa vade atların içerisinden gelip maiden'da start alacaksınız. Sonra da yarıştan 2. çıkacaksınız. Bu her kimse ilgilileri çok ayıp. Geçilmemesi gerekir. Gördüğüm bu. 7 buranın sürpriz atı. 6 hiç koşmadı ya da kasıtlı bizi kandırdılar diyelim. Bunu yapıyorlar çünkü. 6 hiç koşmamış gibi farz edersem 7'yi 1 ve 2 sırayla öneririm. 7 buranın sürpriz atı olur. Mesafede erkek atlar içindir. Umarım Vedat Abiş'le ilgilileri çok bariz tek çünkü bizi satmazlar. Bu cümleyi kurduruyorlar çünkü maidenlerden korkarım. 9. ve son koşu. Handikap 14 handikap 1. Orta mesafeli handikap yarışta en alttaki azada dikkat çekeceğim ki tek önereceğim safkan 4 kayaların Fatih'i. Grubun en kaliteli atı handikap 2 olsa çok daha kolay tek öneririm. Handikap 1'den dolayı biraz tereddüdüm var. 4'ten etkili bir koşu gelir, kazanması da gerekir. Eksik koşar ise 7-3 gene bakın ağır kilolu atlar. 7-3 bunlar rakip olurlar. Ya da 4'ün yerine geçecek safkanlar olur düşüncesindeyim. İşte bu yukarıdaki atları da hafif kilolu safkanlar geçer. Onlardan da 2 tane safkan var. 16 ve 14 nolu safkanlar. 14, 16'yı bir yarışta geçti. Yalnız Azat hazır gireceği bu koşuda jokeyi artıladılar. Yarışın sürprizine imza atacaktır %3'lük bir at. Tek kullanmıyorsanız ya da son ayakta bir sürpriz atım olsun diyorsanız 16'yı mutlaka yazın.
16 eksik koşar ise diğer safkanda 14 asil lider olur. Bunlar bu şartın atları arkadaşlar. Bu yarış şartının kazanması gereken atları. Tabi 4 bırakırsa yarış. Dört, on altı rakip, 14, 3, 4 yazılır safkanlar son ayak için. 5'i yeriniz varsa 5'i ve diğer atlar hani 10, 6, 2, 1 gibi safkanlardan tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ben de bu hani 5 at içerisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Tek olacaksa 4, sürprizim de 16, o eksik koşarsa 14. Bu kadar. Ankara bu kadardı. Umarım hani yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.